baktı. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Emine? Hoş geldin. Canım merhaba. Nasılsın Meltem? Sağ ol. Sen? İyi gayet iyi gayet iyi. Hep beraber. Nasılsın? Ne var ne yok? Sağ ol, sağ ol. Nasılsın tombul teyze? Kim konuşuyorsun öyle ya? Canım ben gerçekleri söylüyorum. Kendisine dikkat etmezse yakında Menderes abiyi bile geçecek. Dominant tombul teyze olacak. Sen çok komik olduğunu zannediyorsun Haluk. Sen çok zayıf olduğunu mu zannediyorsun? Bence senin bize anlayışında bir problem var Haluk. Değil mi Gönül? Sen sus. Zero teyze. Ya Meltem çok kilolu görünüyorum. Hayır, o kadar da dikkat ediyorum yani. Ay yok canım ne kilolusun sen ne bakıyorsun Haluk'a? Ha bu dikkat etmiş halin mi? Dikkat etmese 150 kilo olacak. Haluk şu iğrenç mizahını bırakır mısın artık? Ya bence abartıyorsun abiciğim ya. Hiç alakası yok. Ayrıca kadın dediğin birazcık balık eti olması lazım. Ne öyle kupkuru değil mi Gönül? Ya sen de şişmansın diyorsun yani Tuna öyle mi? Aa ben şey dedim Gönül balık eti dedim. Aynı şey işte. Ya bir şey soracağım. Sen niye Tuna'ya kızıyorsun ki? Sen kendine kız. Tombul teyze. Haluk deme şöyle ya. Kızın psikolojisini bozuyorsun. Neyi demeyeyim? O dediğini deme. Tombul teyzeyi mi? Yani ben tombul teyze deyince Gönül'ün psikolojisi mi bozuluyor? Haluk kes. Ha, onu öğrendiğim iyi oldu. Sana bir şey söylerdim ama. Neyse. Ya bir şey soracağım. Sen kaç kilosun? Hayır şu yüzden soruyorum. Hani biraz aslında kilo vermiş gördüm. Yüzün altına düştün mü? Ya Meltem yeter ya artık. Böyle bir şey olmaz yani. Ya merak ettiğim için soruyorum. Kendi göbeğine bak. Ya tamam ben göbekliyim. Bir de sen kaç Haluk. Kilosun? Ay Tuna bay sen bir şey söyle şuna. Koyu renk o yüzden Haluk mi giyiliyor hani zayıf gibi. Ay Gönülcüm sen Haluk'a bakma. Yani gayet iyi görünüyorsun. Tabii tabii. Her yerden görünüyorsun ama. O kadar kilolusun ki her yerden rahatlıkla görünüyorsun. Ya sen bırak Allah aşkına Gönül ya. Ben seni bu haline sevdim hayatım. Ne demek istiyorsun yani Tuna? Yani ben şişmandım, sen beni şişman olarak sevdin. Onu mu demek istiyorsun yani? Ya bunda kızacak ne var? Yani bazıları şişman sever. Allah Allah. Haluk. Ne? Yeter. Tamam tamam sustum ya. Ya kızın şurada alt tarafı 20-30 kilo fazlası var. Benimki de laf mı yani? 30 kilo mu? Tamam senin için 40 kilo olsun. Yani 15-20 kilonun aramızda lafı mı olur? Ben hiç konuşmayayım. Konuşursam bilemiyorum yani Haluk. Hı, öyle mi? Yemek olur mu? Ay böyle bir şey olamaz ya. Meltem. Anne yemek olur mu? Bravo Haluk. Çok güzel moral bozuyorsun. Ya ben ne dedim ki? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Senin suçun yok. Vallahi bu yaşlılıktan. Yani bazı insanlar yaşlandıkça kilo alır. Yuh! Sana bir şey söylerdim ama. Neyse. Söyle. Söyle sakın içinde tutma. Çünkü içinde tutarsan kilo yapar. İnanmıyorum ya. Ya sen bana bu kadar lafı söyleyene kadar gidip bir aynaya baksana. Saçlarına bak pamuk gibi olmuş. Ha, değil mi? Allah Allah. Bir kere senin saçların bembeyaz pamuk gibi pamuk. Bundan sonra ben sana ne diyeceğim biliyor musun? Pamuk prens. Nasıl Gönül? Çok güzel. Ayrıca ne var ki? Biraz spor yapar. Hep bütün fazla kilolarını verir. Evet. Evet yani. 2-3 kilo fazlam var şurada. Ay şunları da vereyim de kurtulayım şu pamuk prensin dilinden. Bence de bence de. Hemen spor yapmaya başla. Çünkü kilolusun. Tombul teyze. Pamuk prens. Tombul teyze. Ay pamuk prens. Saçlarına bak. O ne yokosu bu? Küçükken nasıldın sen böyle? Tombulu tombulu.
Merhaba anneciğim, nasılsınız? İyisiniz. İyiyim ya. Gönül. Hoş geldin. Gönül, sana bir sürprizim var. Sana bir şey aldım. Görünce düşüp bayılacaksın. Evlendiniz artık. Niye başını yer çekiyorsun ki? Orçun. Anne, şunu tutar mısın? Gönül. Nene! Nasıl, beğendin mi? Bence iğrenç. Niye zahmet ettin Tunacığım? Şimdi ne gerek vardı durduk yere? Hakikaten hiç gerek yokmuş yani. Ne duruyorsun Gönül, taksana. Yoksa beğenmedin mi? Ay, beğenmez olur muyum Tuna? Bayıldım. Harika bir şey bu. Kim bilir kaç para vermişsindir buna. Aşk olsun yani Gönül. Hediyenin fiyatı söylenmez ki. Cimri bu cimri. Çok para vermemişti. Orçun. Böyle takayım ben bu şimdi. Tabii. Canım benim, çok teşekkür ederim. Niye teşekkür ediyorsun hayatım? Sen her şeyin en iyisine, en güzeline layıksın. Orçun, hadi gel. Gel, ellerimizi yıkayalım. Allah, gel, kucağıma bakalım. Allah. Şeyi nereden aldın sen? Sokaktan mı buldun yoksa gerçekten para mı verdin? Ellerimizi yıkayalım. Sofraya oturmadan hadi bakalım. Gidiyoruz. Bir turna zevklidir yani. Böyle bir şey nasıl olur? Baksana şuna, ben nasıl takacağım anne bunu? Ay, biri kandırmıştır kızım, ne bileyim ben. İşte kazık atmışlar. Sıkılırım ben zaten buramda böyle bir şeyden. Şuna bak Allah aşkına ya. Ay, hiç görmeyeyim daha iyi. Ben yokken tak. Ödevlerini yapıyorsun değil mi oğlum? Yapıyorum ama bir tane zeka sorusu var. Onu çözemiyorum anne. Aa, ben o soruyu çözmene yardım ederim yavrum. Ya anneanne, ben çözemiyorum, sen nasıl çözeceksin? Oğlum, ne çok konuşuyorsun anneannenle? Bir şey demiyorum anne. Sade soru çok zor, onu demeye çalışıyorum. Getir bakalım, görelim şu ödevini. Senin bile çözemediğin bu zeka sorusu neymiş acaba? Hoş. Sana kızım, biz de anlayalım. Dur anne, anlamaya çalışıyorum. Bir dakika. 12 tane para varmış, biri sahteymiş. Bu sahte olan para diğerlerinden daha ağırmış. Kefeli terazide 3 kere tartarak sahte parayı nasıl buluruz? Hiçbir şey anlamadım. Düşünün, düşünün. Ben bu soruyu 10 günde çözemedim. Siz 10 yılda çözebilecek misiniz bakalım? Oğlum, kahvaltını bitirir misin sen? Ben geldim. Ay, hoş geldin de biz kahvaltıyı bitirdik. Nerede kaldın Tuna? Sıcak poğaça aradım Gönül. 2 saattir her tarafı dolaşıyorum. Hiçbir yerde kalmamış. En son bir yerde buldum. Tam geleceğim. Asansörün kapısında Merve'nin annesi aramaz mı? O yüzden bir şey oldu yani. Niye Merve'nin annesi diyorsun? Ne diyeyim? Eski karım desene şuna. Tamam da yani eski karım da iki kelime, Merve'nin annesi de iki kelime. Yani ne fark eder ki? Hesap ortada hayatım. Tamam, tamam Tuna, tamam. Sen yedin mi şimdi? Hı? Yedin mi poğaça? Yok, yemeyeceğim şimdi, istemiyorum. 2 saat ne anlattı? Kim, eski karım mı? Yok, Merve'nin annesi. Bugün Merve'yi bir gezmeye götürecekmiş de hani dedi eğer Orçun da gelirse ikisi beraber gezdiririm onları falan gibi böyle bir şey söyledi yani. Süper, öyle çok sıkıldım ki Merve'yi bile katlanabilirim. Dur bakalım çocuğum, dur. Bakalım annen izin verecek mi? Yok, ne münasebet canım. Ben kendi çocuğumu gezdiremez miyim yani? Gezdiremiyorsun ki anne. Anne, hocam, lütfen. Ne ya Gönül, yapma ne olursun ya. Hadi Orçun'a izin ver, Merve'yle beraber gitsin. Beraber eğlensin çocuklar. Hadi Gönül, hadi. Evet, hadi. Yok, yok. Kusura bakma Tuna ama ben tanımadığım bir kadına çocuğumu emanet edemem. Tamam, o zaman Orçun'u almaya geldiğinde ben Merve'nin annesini yukarı çağırayım, tanışın. Yok, daha neler. Hocam, lütfen. Gönül şimdi bu tutturdu. İstersen izin ver. Evet anne, tutturacağım. Başınızın içini yiyeceğim. Olmaz, olmaz. Anne, niye sonuç çıkartıyorsun ki? Ben Merve'yle gezmeyi kabul ettim. Sen niye kabul etmiyorsun? Hadi canım, sen de hakikaten uzatma Allah aşkına. Bak, sen Orçun'un mutlu olmasını istemez misin? İsterim istemesine de. Yani yapması gereken ödev var. Bunu yapmadan gitmesini istemiyorum. Tamam, ben yardım ederim, merak etme. Valla ben kendisinin tek başına çözmesini tercih ederim Tuna. Tamam Gönülcüğüm, önce ben çözerim, ondan sonra ona yol gösteririm. Orçun, gel yanıma. Gel, anlat bakayım neymiş ödevin.
İki tane para varmış, biri sahteymiş. Bu sahte olan para diğerlerinden daha ağırmış. Kefeli terazide 3 kere tartarak sahte parayı nasıl buluruz? Hadi Tuna abi, 9 kez okudun. Çözeceksen çöz artık şu soruyu. Çocuğum, soruyu çözebilmek için önce soruyu iyi anlamak gerekir. Sen kaç kere daha anlıyorsun peki? Bir dakika ben... Bir kere daha okuyunca 10 mu olacak? Tabii bir kere daha okuyayım. Bir şey için yani. Pardon. Merve'den de sağlıyor. Alo. Tabii ben şeyi söyledim. Tabii tabii. Ben şimdi Orçun'u hazırlarım yavaş yavaş. Ne olsun diyor. Ne olur. Gönül bak arıyor be. Ne olursun hadi. Alo. Bir dakika. Hadi kızım ya. Kadın aşağıda bekliyor. Yanlış anlaşılacak. Annesini yanlış anlayacak anne. Bilmem artık yani kıskandığını mı düşünür, ne düşünür? İkide bir de kıskanmak. Ne üstüne kıskanacağım ben kadının ya? Ben öyle düşünmüyorum yavrum. Kadın öyle düşünür demek istiyorum. Valla isteyen istediğini düşünsün. Ama yani eğer Orçun mutlu olacaksa... Bilemiyorum yani. Gidebilir. Anne! Gidiyorum. Gidiyoruz. Alo, görüşürüz. Merhaba anne. Hoş geldin kızım. Geldiler mi? Yok, daha gelmediler. Aa, nerede kaldılar bunlar ya? Gelirler birazdan. Gönül. Hı. Hadi yavrum, istersen biraz makyaj yap, saçını başını topla. Niye? Tuna'nın eski karısı yukarı çıkarsa biraz bakımlı görün, güzel görün. Niyeymiş o yani? Tuna'nın eski karısına kendimi mi beğendireceğim? Hayır. Beni bıraktı da gidip bu pasaklıyı mı buldu demesin diye söylüyorum. Ben pasaklı mıyım anne? Geldiler. Yok artık. Habersiz kapımıza mı dayandı kadın? Olabilir. Neyse anne, nasıl görünüyorum? Niye sordun? Kendini Tuna'nın eski karısına beğendirmeye mi çalışıyorsun? Pes. Benden de pes. Aa, sen miydin? Hı hı. Oh, nasılsın anne? İyi. Aa, o ne öyle? Bu şey Gönül, kefeli kuyumcu terazisi. Orçun'un ödevini çözmek için aldım. Uygulamalı olarak çözeceğim. Başka türlü çıkamadım işin içerisinden, seni anlayacağım. Şuraya yazıyoruz. İlk kefeye koydum, tamam mı? Şimdi böyle bir yapıyorum, bu tarafa ağır geliyor. Demek ki nerede Gönül? Sahte olan para bu tarafta. O zaman ne yapıyoruz? Bu kefeye eliyoruz. Şimdi bu kefedeki 6 tane para yok. Şimdi ne yapacağız? Şimdi o 6'yı da 2'ye böleceksin yine, değil mi? Aynen öyle anne. Şimdi buradan alıyorum 3 taneyi. 1, 2, 3. Onu da buraya koyuyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Hop, burası ağır. Demek ki ne? Bunu da almam gerekiyor. Ay şimdi... Tuna, yani neyi tartıyorsun Allah aşkına? En son 3 tane kalacak işte. Tamam işte. Mesele zaten bu 3 taneyi, bu 3 tane için bir tane sahtesi ya. Bu 3 tanesinden hangisinin sahte olduğunu tartarak nasıl bulacağımızda? Gelmişler. Ben ineyim, onları alayım. Alo. Alo, geliyorum. Bir dakika. Tuna, istersen Merve'nin annesini çağır, bir kahve içelim yani. Sahi mi? O zaman ben bakayım, şey yapayım bir. Nerede kaldı bunlar? Anne, gelirler. Nasıl görünüyorum bu arada, iyi miyim? Çok güzel. Kıskançlıktan çatlayacak. Anne, niye çatlasın kıskançlıktan canım? Saçın nasıl görünüyor? İnşallah. Hoş geldiniz. Merveciğim, annen çıkmadı mı yukarı canım? Gönül, yani aşağıda biz dolandık, bayağı park yeri bulamadık. Böyle birkaç defa daha dolanınca, bulamayınca o da bastı gitti. Park yeri bahane. Kendine göre. Anne, lütfen. Nasıl geçti gününüz? Ne oldu Gönül? Yok bir şey Meltem. Yani... Sanki şu adamlar bana bakıyorlar gibi geldi. Hangi adamlar? İri yarı olanlar. Ana! Dur canım.
Niye baksınlar onlar? Bakmıyorlardır. Bakmıyorlardır yani. Biz durduk adamların günahını almayalım. Gülüm. Aa evet. Bakıyor basma ya. Bakıyorlar ya. Bakıyorlar. Kalk dön çabuk. Hadi. Ben mi? Evet sen. Kim olacak? Sen tabii ki. Bak Haluk eğer Meltem'e baksalar da o kalkıp dövecekti. Yok aslında Tuna da döver canım. Dövelim tabii de yani şey yani yemeğimi bitireyim. Yemekten sonra döveyim ben bari. Ama yok yani yiyecek gibi bakıyorlar. Ben çok rahatsız oldum Meltem. Çabuk döv yani. Tuna. Ne oldu Tuna? Yani yeteri kadar damarına basmadılar mı? Basılmadı galiba damarına Tuna. Ya bunlar Tuna'ya hafif gelir. Bu seferlik ben hallederim. Yapma ne olursun yapma. Yalvarırım yapma. Ne demek yapma? Adamlar bizim kızlara bakıyor. Ben de burada kız gibi oturacak mıyım? Bak yalvarırım bu işi medeni yollardan halledelim. Ne olursun şimdi kavga dövüşe hiç gerek yok. Yemin ediyorum gerek yok Haluk. Nasıl yapacağız onu? Polis çağırırız. İşte çıktı gerçek Tuna Efendi. Buyurun bakalım anlatın otoparktaki kavgayı bir. Hadi. Ayrıca bugün burada güya dövdüğünüz adamlardan da bahsedin lütfen. Hadi Tuna. Dinliyoruz Tuna. Ha pardon, yedi bela Tuna. Ben bir milkshake alıveren Yakup. Maalesef Gülfiden yenge, milkshake yok. Uzman madem kapıçını getir be. O da yok. Uzman madem espresso getir be. Kız burası sosyete mekanı mı? Kahve burası, kahve. Allah Allah kızım, sen bir şey içmeyi ver. Biz burada vazife başındayız. Hadi bakalım, gidin bari buradan. Burada karıların kızların işi olmaz. Ana, neden gideceğimişiz? Biz bir yere gitmiyoruz. Sen ne yiyorsun, ne içiyorsun onu kontrol edeceğiz. Gitmiyoruz. Vallahi bir rahat göremeyeceğim bu dünyada sizin yüzünüzden. Yüzü bayılmıyoruz herhalde abi. Millet bu baharda, kabilerde öyle boğaz manzara seyrederken... Biz senin boğazına ömüyle aracıp duruz. Ya kadınla. Burada yiyecek, içecek bulunmaz. Kahve burası diyorum, kahve. Çay bardağını mı yiyeceğim ben? Usta yaptırdım köfteleri. Aman ha, köfte mi? Bak görünce köftenin kokusunu aldı. Kıpraşmaya başladı, huysuzlandı. İyi akşamlar Gönül Hanım. İyi akşamlar, çok teşekkürler. Sağ olun. Bu adamları siz mi tuttunuz yani? Evet. Aynı sizin öğlen dövmek için tuttuğunuz adamlar gibi. Evet, anlat bakalım yedi bela Tuna. Anlat, dinliyorum. Bak şimdi Gönül, ben her şeyi izah edebilirim yani. Et zaten, izah etmeni bekliyorum. Yani Gönül, bunların hepsi esasında Haluk Fikri. Yemin ediyorum ya, otoparktaki kavgayı da o uydurdu. Buradaki adamları falan da o organize etti. Benim hiç günahım yok Gönül, yemin ediyorum yok ya. Niye böyle bir şey yaptınız Tuna? Adamı çok ezme diye, şamar olanına çevirdin. Ha, sen de buna uydun öyle mi? Vallahi ben masumum Gönül. Kalk yürü diyorum. Tamam ama Gönül. Kalk benim damarıma basıldı mı çok fena gözüm döner Tuna. Hadi. Yürü. Yürü biz de gidiyoruz. Ben hayatımda hiç böyle saçma bir şey duymadım. Ne yapayım o da ezmesin adamı. Yürü. Allah Allah. Yürü. Beto oğlum biz gidiyoruz. Güzel değil mi? Harika. Ben de beğendim çok. Gönül Hanım. Hı. Gecelik mi bu? Aa, gecelik olur mu Emine? Dünyanın parasını verdim ben bunu. Akşam galaya giyeceğim. Herkesin içine bununla mı çıkacaksınız? Ay herhalde. Ne var ki? Vallahi ben bunu evde bile giysem yani Hüseyin böyle keser beni. Neyse güzel mi değil mi onu söylesen bana. Çok güzel, çok güzel de. Sanki biraz açık mı ne? Ay Emine, ben galaya gidiyoruz tabii o kadar dekolte olacak. Çok güzel oldu, çok güzel Gönül. Neyse, Allah'tan sinemaya gidiyorsunuz da karanlıkta kimse görmez yani. Çok güzel, çok güzel. İyiydin, bu çok güzel. Bırakacaktınız, o herifin ağzını, burnunu, kolunu, bacağını kıracaktınız. Galayı berbat edecektin yani. Ben anlamam. Ben taş fırın erkeğiyim. Böyle şeylere tahammülüm yoktur benim. Ya bırak abi Allah aşkına böyle şeyleri ya. Ya vallahi saçmalıyorsun bazen yani. Taş fırın erkeğiymiş. Bu gala daşlı gala değil Haluk. Sen konuşma. Zero erkek. Ay
Yani bu nasıl bir ilkellik ben anlamıyorum. Adam sana ne yaptı ki ağzını burnunu kıracaksın? Daha ne yapsın? Alenen gürülü asıldı. İnanmıyorum ya. Of. Saçmalıyorsun. Vallahi saçmalıyorsun. Hakikaten abi, vallahi saçmalıyorsun yani ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen zero bile değilsin. Sen eksi bir erkeksin. Adam asılmadı ki abi. Ne alakası var asılmasıyla? Sadece Gönül Hanım ne kadar güzelsiniz dedi, değil mi? Evet. Kibarca iltifat etti adamcağız. Kibarca asıldı yani. Ne de olsa sizin sosyetik arkadaşlarınızdan. Yavrum hepsi senin mi diyecek hali yok herhalde. Ben karımla gurur duydum abicim. Gurur duydum. Ben de arkadaşımla gurur duydum. Ya adam neredeyse Gönül'ün dekoltesinden içeri düşecekti. Sen hala karımla gurur duydum diyorsun. Ne biçim adamsın oğlum sen? Evet abi, gurur duydum. Ne var ya? Gurur duydum. Karımın güzelliğinden gurur duydum. Sen zerosun da ondan. Gurur duyacak başka bir şeyin yok mu senin? İnsan takımıyla gurur duyar, ülkesiyle gurur duyar, kendisiyle gurur duyar. Karısına asıldı diye gurur duyar mı? Nesin sen ya? Hala asıldı diyor ya. Evet abicim, ortada ne asılma var ne başka bir şey. Asılma yok. Ya ne var? İltifat var, iltifat. Vallahi ben öyle bir iltifata kafa atarım. Sana bu durumda ne denir Haluk hiç bilemiyorum yani. Hiçbir şey deme, hiçbir şey deme. Ay yani, sen de deme. Biri bana böyle güzelsin dese, iltifat etse ağzını burnunu kıracaksın öyle mi? Ne diyorsun sen ya? Öldürürüm onu, gebertirim. Abicim adam çirkin mi desin yani? Kimse benim karıma çirkin de diyemez. Onun da ağzını burnunu kırarım. İlkelsin işte. Peki bir şey soracağım. Bir tane kadın gelse Tuna'ya, ay ne kadar yakışıklısın dese ne yaparsın? Niyetine bağlı. Niyet belli, asılmak. O zaman saçını başını yolarım o kadının. Şimdi ben ağzını burnunu kırınca ilkellik ama sen saçını başını yolunca modernlik. Allah Allah. Saçmalıyorsun Haluk. Asılmak, 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 asıldı. Asılır tabii. Böyle zero erkekler olduğu sürece asılır. Bunlar da gider evde gurur duyar. Haluk, biz 18 yaşında genç kız değiliz ki bir adamın hangi niyetle geldiğini anlayabiliyoruz herhalde. Zaten öyle bir şey olsa ilk tokadı ben çakarım. Aslan karım benim be. Gurur duyuyorum ben seni. Gurur duyuyorum. Ancak gurur duyarsın. İkten de ben geçireyim demezsin. Abi bak, o adam gerçekten gönüllü asılsa... Ne yapardın? Ne yaparım biliyor musun? Adam gönüllü asılsaydı sen ne yapardın? Eğer o adam böyle bir şey yapmaya kalksa sana yemin ediyorum... adama derim ki seni terbiyeye davet ediyorum. Ay çok serpişsin. Ödüm koptu. Sonra? Eğer buna devam eder derdim ki bak... beyefendi eğer buna devam ederseniz seni polise şikayet ederim derdim. İyi de adam polisin karısını asılmadı ki senin karına asıldı. Şey yapayım, ne yapayım, ne yap, yani ne yapılır, ne yapılır Gönül? Vallahi çok mantıklı şeyler söylüyorsun Tuna. En doğrusu polis. Evet, giderdim polise şikayet ederdim. Bizim verdiğimiz vergilerle polis bizi koruyor. Ha polis seni korusun, sen de karınla gurur duy. Oğlum biraz polise yardımcı olsan sağlı sağlı girişsene. Ay, ay baydı beni bu muhabbet. Hadi kalkalım Tuna, kalk. Evet Gönül ya, gidelim Allah aşkına ne olursun ya. Ay. Tuna. Eğer yolda biri gönüllü laf falan atarsa eve gittiğinde gurur duymayı unutma. Gönül lütfen gidebilir miyiz ya? Lütfen. Meltem hoşça kal yani. Gel hadi. Şey yapayım. Gel hoşça kal hadi. Haluk Bey hoşça kalın. Hadi hadi. Gurur duymuş. Ya bazen nasıl bir adamla evli olduğuma inanamıyorum Haluk. Nasıl gurur duyarsın ya? Herif karısına asılıyor. Bu da gurur duyuyor. Ana. İltifat etti. İltifat. Asıldı. Hayır efendim, iltifat etti. Ne kadar güzelsiniz Gönül Hanım dedi. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.